Ma prer, şare ma, millete ma, ambazeki ma temaşekin, ambazeki ma şöpin. Ma prer, merhaba, şıma senini rindi, selameti, veşi, seni vereno, çeğestu, çiçino. Ambazen, xeyleki o vaxtu dergo, ma etiyat, napeli kodi, Pya neva o pya nevat. Pya kısa o kal neker. Evrozi ez vazına müvaşt. İtiyade ma pya vati huvajir. Ma ser mesele karu xabati şari xo meleti xo de yobine xeber bediri. Şima yobine xeber bediri meleti xo. Şima zon ma karu xabati şari xo Xeptiyeni, evvazan avajer, eğer şıma mı perser, ez zazonra yo partiya ki tena nameyezi partiye zonup, dil partisi yani. O kadar önemlidir. Zaza dili ve zaza gelenekleri, kültürü giderek gerçekten yok olmakla yüz yüzedir. Bu sebeple Zazalara bir parti eğer olacaksa ki vardır, hedefimiz de odur, tam bir dil partisi. Çünkü bizim kimliğimiz dilimizdir. Biz ancak dilimizle karşı tarafları kendimize anlatabiliriz. Daha doğrusu biz konuştuğumuz dille farklıyız. Biz konuştuğumuz dille ancak farklı olabiliyoruz. Onu eğer ki konuşmuyorsak, konuşmasak, terk edersek, yazmasak, çizmesek bizim ahvahlarımız, feryat figanlarımız bir dönem sonra fazla bir anlamı da kalmaz. Ben en azından bu inançtayım, böyle düşünüyorum. Kıymetli arkadaşlar, ne yazık ki ben şu an takipçiler kimler var, kaç kişi var, ne yazıyorlar, ne çiziyorlar bir şey görmüyorum. İnşallah herhalde yayın yeni başladığı için bu böyledir. İstedim bugün biraz partimiz Demokrasi Zamanı Partisi 29 Mart'tan bu yana yapmış olduğu çalışmaların bir özetini halkımıza, kamuoyuna paylaşayım. Bir özet verin. Tabii ki merak edenler gelip soru sorabilir. Aşağıda soru sual edebilirler. Dilimiz döndükçe bilgilerimiz çerçevesinde sizlerin sorularına cevap veririz. Cevap olmaya çalışırız. Bu sebeple de bir yayın açmak istedim. Bir özet geçersem yayın bugün genel takipçiler tarafından anlaşılabilmesi için resmi dil Türkçe ile yapmaya çalışıyorum. Arada bir tabii ki Zazaca da konuşacağım. Benim takipçilerim herkes çok iyi bilir ki Zazaki dilimize olan hayranlığım, düşkünlüğüm bilinir. Bu ünlü beste yazar, şiir yazar, yaptığım programlarda kendi ana dilimde konuşur. En azından konuşmasını sağlamaya çalışırım. Hiçbir ayrım yapmadan Zazaca şarkı söyleyen bütün sanatçıları önemserim. Dünya görüşü, kaldığı parti, taraf tuttuğu yer ne olursa olsun o konuda hiçbir sınırlama benim felsefemde yok. Hepsi de çok değerlidir. Bugün bir kişi hangi cephede olursa olsun, hangi siyasi partide, eğilimde olursa olsun kendi ana dilinde yazıp çiziyorsa, dilin gramerini, yapısını bozmuyorsa benim başımın tacıdır. Hele hele sanatçılar. Sanatçılar bu dünyanın en günahsız, en masum, en temiz işini onlar yapıyor. Sanatçıların görüşü, partisi vesairesini hiç asla o kısmına bakmam. Eleştirilerim olsa da onu kamuoyuna açık yapıp sanatçıları özellikle demoralize edecek, sanatçıların moralini bozacak, öğretkenliğini önünde set oluşturacak
kamuoyuna açık eleştirili yapmam. Samimi olarak eleştirilerim varsa sanatçının kendisine yazarım. Telefonu varsa konuşurum. Kendisine beklentilerimiz ne olduğunu, beklentilerim ne olduğunu açıklar, söylerim. Hiç asla yaptığı sanata büyük değer veririm. Bu çerçevede elimden geldiği zaman da geldiği kadarıyla da onların bestelerini, şarkılarını, sahnelerini de beni takip edenler bilir. Sayfamda da paylaşır, sahip çıkarım. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar, öncelikle hoş gelmişsiniz. Şu an birkaç yorum görüyorum. Abdurrahim Düm, hoş gelmişsiniz hocam. Agit Çağrıtekin, hoş gelmişsin bra. Agit Muzaffer Çakmak, hoş gelmişsiniz. Diğer yorum yapmayan arkadaşları göremiyorum. Şimdi biz biliyorsunuz 29 Mart 2024 tarihinde şu an konuştuğum bu salonda partimiz Dezapar'ın ikinci olan kongresini gerçekleştirdik ve partimiz yeni bir yönetime gitti. Partimiz uzun bir süre yargı kıskancında kalmıştı. Oradan partimizi aldık, çektik, getirdik. Olan kongremizi yaptık. Yargının süreci şöyle bir sonuca gitmişti. Bir yıl içinde ikinci bir kongre yapmamız gerekiyor. Evet, biz bu yıl içerisinde yılın ortalarında sonuna doğru ikinci daha doğrusu olağanüstü kongreyi de yapacağız. Onu da o çalışmalar gerek tüzük çalışmaları olsun, program çalışmaları olsun, logo çalışmaları olsun son hız devam ediyor. Her bir arkadaşımız kendi alanında bu çalışmaları yapıyor, takip ediyoruz. Ve sürekli bu çalışmalarımızı da kolektif bir anlayışla, istişare yoluyla ve halkımıza da mümkün mertebe sorarak öyle yol alıyoruz. Örneğin şimdi partimizin web sayfasında bir logo çalışması çağrısı vardır. Bu cumartesi yarına kadar sondur bu çağrımız. Gelen logoları pazar günü parti merkezimiz değerlendirecek. Seçtiğimiz bir jüri bu logolar arasında Demokrasi Zamanı Partisi partimize yeni bir logo kazandırırız ve önümüzdeki olağanüstü kongrede de yeni logoyla, yeni bir yönetimle, yeni bir ekiple yolumuza devam ederiz. En azından 3 yıllık bir program önümüze alırız. Şunu da söyleyeyim, Türkiye'nin mevcut durumda yoğun ekonomik kriz, bu ağır ekonomik krizde zamanında bir seçimin olacağını düşünmüyorum. İlk baştan beri ben özellikle 31 Mart yerel seçim sonuçlarını görür görmez şu tespit yaptım. Türkiye belki hemen değil de 2 yıl içerisinde bana göre yine de söylüyorum bir erken genel seçime gitmek zorunluluğu vardır. Tabii ki iktidar erki bunu istemez. Sonuçta kan kaybediyor. O sebeple de görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en azından bir 4 yıl daha işte problemsiz iktidara kalabilmek için birçok partiyle adına yumuşama süreci dedikleri, hiç de yumuşama değil. Bana göre çıkar siyasete çıkar ilişkileri, halkın da gündeminde olmayan tarzda görüşmeler var. İşte CHP ile aralarındaki yumuşama adı koydukları görüşmeler var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ile geçmişte o kadar yemin ettiler, hayatta görüşmeyiz, öldürseniz de görüşmem falan, ucunda ölüm de olsa görüşmem dedikleri, işte siyasi çıkarlar söz konusu olunca dün görüştüler. Yani kısacası özet olarak bir erken genel seçim olabileceğini ben şahsen 31 Mart'tan bu yana bu tespitleri yapıyorum ve öyle inanıyorum. Şimdi erken bir genel seçim olması durumunda bizi ilgilendiren kısım nedir? Özellikle biz azaları gerçekten ilgilendiriyor. Bizim partimiz Dezapar biliyorsunuz geçmiş yerel ve genel seçimlere katılma yeterliliğine sahip olmadı. Bunun nedeni 41 ilde örgütlemedir. Bu böyle bilinir, böyle düz bilinir. Ama
yaptığımız bütün çalışmalar bu süreç içerisinde bütün bürokratik çalışmalar işte şunu gördük ki 41 ilde örgütlü olabilmeniz için en azından bir 25-30 ilçe ya daha fazla ilçede de örgütlü olmanız gerekiyor. Sadece mesela 41 ilde örgütlü teşkilatlı olmanızla iş bitmiyor. Dolayısıyla ben şuraya geliyorum. Eğer ki zazalar gerçekten samimilerse, eğer ki yani ben parti bir grup örgütlü insanın samimiyetini asla tartışmam. Ama zazalar eğer ki işte işvereniyle halk olarak biz her birimiz kendi görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olursak 2 yılda örgütlenebilirsiniz. Ama eğer bu bilinç, bu kimlik bilinci, bu anlayış ile hareket etmiyorsanız böyle bir gücü oluşturacak güce sahip değilseniz bırakın 2 yılda, 22 yılda da örgütlenemezsiniz. Dolayısıyla ben bu çerçevede bu başlığı şöyle kapatmak istiyorum. Bizim halkımıza, kamuoyuna, demokratik kamuoyuna, zaza duyarlı olan işverenlerimize çağrımız şudur. Bakınız, sizin ikinci bir partiniz yok. Olsa da olmasına da gerek yok. Eğer ki sizin davanız varsa, bir dil davanız varsa, bir kültür tarih merakınız ve davanız varsa, siz bu siyasi partiye kol kanat germeniz lazım. Akın etmeniz lazım. Duaysa dua, paraysa para, kadroysa kadro aktarmanız lazım. Yani her bir zaza durduğu yerde Demokrasi Zamanı Partisi'nin parti programını okuyup bulunduğu alanda kendisi ilçe, il teşkilatını oluşturabilir. Bu çalışmaları kendisi ön ayak olabilir. Herkese sorumluluklar düşüyor. Yani sadece seçtiğiniz bir parti, kongresi bitirmiş bir parti ya da işte o partinin yöneticileri, yönetim kurulu, görev alan arkadaşları sorumluluğuna, meseleyi omuzlarına atıp bıraktığınız zaman, seyirci olduğunuz zaman herkes de sizi seyreder. Bir gün sonra sahnede olmadığınızı herkes görür. Seyredilecek bir noktada da olmazsınız. Yani şunu söylüyorum kısacası. Siz eğer ki seyredilmek istiyorsanız gerçekten sahnede olmanız lazım. Evet, zazalar bugün sahnede. Dernekleri var, siyasi partisi var. Evet, yani edilgen de olsa, yetersiz de olsa çalışmalar var. Bu çalışmalara kol kanat germek, bu çalışmaların içine girmek, partiye üye olmak, partiye maddi imkanlar sağlamak her bir demokrat vatandaşın görevi olmakla birlikte zazaların da öncelikli görevleri arasındadır. Dolayısıyla bu sorumluluklarımızı herkes bu sorumlulukların bilincinde olarak hareket ederse biz 2 yıl içerisinde örgütleniriz. Ama bu sorumlulukları bilinciyle hareket etmezsek egoist yaklaşımlarla, işte seyirci yaklaşımlarla hele bir bekle görelim ne yapabilir, ne yaparlar falan gibi yaklaşımlarla kendiniz kaybedersiniz, zaza halkı kaybeder. Bunu açık söyleyeyim. Evet, şimdi arkadaşlar biz kongre sonrası biliyorsunuz Ankara'da ilk kez Demokrasi Zamanı Partisi 1 Mayıs etkinliklerine katıldı. 1 Mayıs'la ilgili bildiri dağıttık. Ve resmi olarak emek güçlerin, diğer siyasi partilerin evet, öncülük ettiği 1 Mayıs işçi emekçi bayramına katıldık. Ve partimizin pankartıyla, bayrağıyla o gün yaklaşık 3 saat binlerce insanın içinde olduk. Bildirilerimizi dağıttık ve Türkiye'de emek güçleriyle diğer siyasi partiler partimizi, heyetini, partimizin ismini defalarca zikrettiler, anons ettiler. Ardından bizim burada diğer siyasi partilerle görüşmelerimiz devam etti. Ardından
Biliyorsunuz işte 20 bin öğretmen atamasına karşı partimizin açıklaması oldu. 20 bin öğretmen ataması içerisinde sadece 4 zaza öğretmenine atama vermesine tepki olarak partimizin açıklaması oldu. Biz bu açıklamayı kamuoyuna açıkladık. Ve biliyorsunuz yine aynı zamanda partimiz kongresi yaptıktan sonra belli çevrelerin itibarsızlaştırma çabaları oldu. Onlara yönelik açıklamalarımız oldu. Ve yine 20 Mayıs'ta partimiz daha önce tartışarak ve 20 Mayıs'ta da karara bağladığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak bu ülkenin üçüncü büyük halkı olarak, etnik grubu olarak bu ülkenin kurucu unsuru olan Zazaların en azından acilen TRT Zazaki bir kanala ihtiyaç olduğunu, Zaza halkı bu çerçevede bir talebi vardır, sürekli de vardır. Halkımız sürekli bunu dillendiriyor. Biz de bunu gördük ve bunun için bir yıllık bir imza kampanyası kararı aldık. Ve bu imza kampanyası kararı aldığımızdan bu yana aynı zamanda işte dilimiz Zazaca'nın Milli Eğitim Müfredatında Kürtçenin lehçesi olarak ibaresi vardır. Halen orada aydınlarımız, edebiyatçılarımız, dil bilimcilerimiz, gerçekten Zazaca yazan insanlarımızın kitapları halen %99 sanırım sadece Mehmet Tüzün Hoca'nın bir kitabı Zazaki olarak onay aldı. Diğerleri halen Kürtçenin lehçesi olarak onay alıyor Kültür Bakanlığı'nda. Ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında da dilimiz Zazaca halen lehçe statüsünde yer alıyor. Bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Çünkü yüzlerce dil bilimcinin dünyanın dört bir yanında yüzlerce dil bilimcinin bilimsel makaleleri var, tespitleri var. Yine UNESCO'nun 50 sayfalık tespitleri vardır. Dil bilimsel olarak Zaza dili müstakil grameri Kürtçeden farklı bir gramer yapısına sahip olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla biz de bu çerçevede ana dilimizin müstakilliği talebi için Milli Eğitim Bakanlığı'nda en azından Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında böyle bir ibarenin kaldırıp yerine müstakil Zaza ki dilin müstakilliğini talep ettik ve bu sebeple de TRT Zazaki kampanyası yanında böyle bir talebimiz de var. İkinci bir imza kampanyamız da böyle devam edecektir. Evet arkadaşlar, bu konuda özet bilgiler verdim. Bunun için Türkiye'de Ankara'da ne kadar televizyon merkezleri var, hepsiyle tek tek görüştüm, merkezlerini ziyaret ettim. Bu doğrultuda partimizin almış olduğu bu kararları tek tek bilgilerini dosya şeklinde bu merkezlere aktardığım gibi aynı zamanda yazılı basını da işte Sabah grubu olsun, yine Millet grubu olsun, bunları da tek tek ziyaret ettim. Bu bilgilerimizi, dosyalarımızı kendilerine verdik. Maalesef haber değeri bile bulmadılar. Yani şuraya geleceğim. Yapmış olduğumuz çalışmalar, içinde olduğumuz faaliyetler büyük bir fedakarlıkla yürütüyoruz. İnsanlarımız, bizler kendi kazançlarımızın ayda bir elimizde kimin kazancına göre ne geliyorsa aidatlarımızla samimi kimi dostlarımızın yardımıyla belli faaliyetleri yürütüyoruz. Ve bu faaliyetleri yürütürken de gerçekten inançlı bir kadroda bu faaliyetleri yürütüyoruz. Yani eğer ki inançlı bir kadroyla bu faaliyetleri yürütmezseniz, yürütmemiş olsak 2 gün bile bu çalışmalar yürümez. Son derece inançlı, kendi diline, kendi tarihine, kendi dilinin gramerine ve onun müstakilliğine inanan kadronun yürütmüş olduğu büyük bir fedakar çalışmadır bu. Büyük bir fedakarlıkla her birimiz kendi zamanımızda, maddi
imkanlarımızda, kazançlarımızdan fedakarlık yaparak bu çalışmaları yürütüyoruz. Ve bu sebeple gerçekten öyle alışılagelmiş klasik partiler, bazı işte sermaye tarafların, çevrelerin destekledikleri kısa sürede kurulup da hemen 41 ilde örgütlenen partiler gibi değil. Gerçekten şunu çok açık ve net olarak söyleyeyim ki bizim dar bir kadroyla yürüttüğümüz bu çalışmalar tamamıyla kadrolarımızın ve samimi insanlarımızın emeğiyle yürüyor. Bu sebeple öyle gerçekten kolay değil. Biliyorsunuz Türkiye'de hayat çok pahalı. Bir il açmak, ilçe açmak, bunun için kadroya ihtiyaç olduğu gibi maddi imkanlara da ihtiyaç var. İkisi birlikte olabilmesi lazım. Bir kadro, iki maddi imkanlar. Kadro Türkiye'de bu 21. yüzyılda bu koşullarda zaza sermayedarları milli bilinç, kimlik bilincinde en azından mesafeliler. Kendi öncelikleri, kendi aile çıkarları, kendi bireysel çıkarları, maddi çıkarları önceliklidir. Dolayısıyla böyle zaza meselesine, onun kendi kimliğine, kendi malını, zamanını herkes feda etmiyor. Herkes kol kanat germiyor. Herkes sahip çıkmıyor. Seyirci oluyor. Bu bir eleştiridir ve bilimsel bir eleştiridir. Çünkü biz yıllardır bu faaliyetlerin içindeyiz. Yeri geldi mi birileri bize siz niye 41 ilde örgütlenmemişsiniz, halen niye seçimlere katılmıyorsunuz, ne zaman katılacaksınız? Bu gibi istekleri, bu gibi eleştirileri oluyor. Ama kimse dönüp de kendine dönüp de sormuyor. Böyle 41 ilde örgütlenip seçimlerde muhatap olmak, seçimlere katılmak için ben ne yaptım? Ben ne yapıyorum? Niye ben bir şeyler yapmıyorum? Ya da varsa bir partide eğer benim siyasete ilgim varsa niye ben katılmıyorum, kadrosu olmuyorum? Keza yani ben siyasette diyelim ki bir şeyim, yakınlığım yok, siyasete ilgi duymuyorum ama kimliğim önemlidir diyorsa niye dua etmiyorsunuz? Niye etmeyenleri kastederek söylüyorum? Niye maddi imkanlar aktarmıyorsunuz? Niye kadrolarınıza, partinize sahip çıkmıyorsunuz? Sorarlar insana. Biz de bunu sorarız haklı olarak. 24 saat zamanımızı veriyoruz. 24 saat gecemizi, gündüzümüzü inandığımız halkımızın davasına zamanımızı veriyoruz. Onun dilini geleceğe taşımak için, onun müstakilini geleceğe taşımak için, demokratik, daha yaşanır bir ülkede yaşamak için mücadele veriyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bunu açık söyleyeyim. Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Kimimiz kendi ailemizi de, kendi adresimizi de, kendi işimizi de, kendi diğer meslek alanlarımızı da bırakmışız. Bu çalışmaların içindeyiz. Daha fazla ne yapabiliriz? Yani biz hem aktif faaliyetler içinde olup, hem onun maddi imkanlarını gücümüz oranında katıyoruz kendimizi, hem de bütün bunları başaracak bir noktaya getirmek için sonuçta şey değiliz, yani olağanüstü güçlere sahip değiliz. Bu halkın gücüyle olur, kadro gücüyle olur, duyarlı insanlarımızın emekleriyle olur, duyarlılıklarıyla olur. Bu yeterli mi? Değildir. Yeterli olmuş olsaydı bugün bu noktada olmazdı. Farklı şeyler konuşurduk. Dolayısıyla beni dinleyen, bizi takip eden her bir insan, ben şunu açık söyleyeyim. İlleyim zaza dilinin yaşaması için illehim zaza olmanız gerekmiyor. Yani illehim sizin bir halkın dilini geleceğe taşımak için zaza olmanız gerekmiyor. İnsan olmanız yeterlidir. Gerçekten biz samimi bir şekilde feryat figan ediyoruz. Diyoruz ki bakınız, tarihi köklü bir halkın dili yok olmaktadır. Evet, bugün ailelerimiz, artık annelerimiz, babalarımız kendi torunlarının dilini anlamıyor. Torunları da kendilerinin dilini anlamıyor. Biz o noktadayız. Bu insani bir görevdir. Bu sadece zazaların
ya da Zaza derneklerin ya da Zaza siyasi partisinin görevi değil ki. Bu insanlık görevidir. Bunu için bir şeye işte inanmanız şart değil. Yani ya da inanç ölçütleri, kriterleri çerçevesinde bu meseleye yaklaşılmaz. Bu mesele son derece insanidir. Dolayısıyla insan olan her bir insan, her bir kendine ben insanım diye her bir bireyin, her bir insanın temel görevlerinden görevlerin arasında biri de bu kadim, bu tarihi, bu otantik dilin geleceği için, daha doğrusu bu dilin yok olmaması için çaba içerisinde olmalıdır. Tekrar ediyorum, duanızla çaba içinde olabilirsiniz. Maddi imkanlarınızla olabilirsiniz. Davaya inanıp gelip partimizin programını okuyup, özümseyip o parti programına katılıp aktif kadrosu olabilmelisiniz. Bunun yol yöntemleri budur. Başka bir çaresi var mı? Yani sırf biz avuçlarımızı açarak, dua ederek kurtarabilir miyiz herhangi bir şey? Değil. Önce onun faaliyetini, faal olacaksınız. Faaliyetini yürüteceksiniz. Ya da yürütemiyorsanız faal olan, faaliyet içerisinde olan kişileri, kesimleri, partileri, dernekleri, işte dergileri vesaire, bu alanda ne varsa cemaatlere destek olursunuz. Bunun yol yöntemleri çok fazladır. Üye olursunuz, üye aidatınızı verirsiniz, kadro olursunuz, aktif çalışırsınız, sempatizan olursunuz, diğer çevrelere tanıtırsınız, programını okursunuz, eleştiriler varsa eleştiriler yaparsınız, tüzüğünü okursunuz, eksik bulduğunuz tüzük biraz tekniki bir şeydir. Onunla ilgili öneri getirirsiniz vesaire. Herkesin yapabileceği işler var. Şimdi konu çok dağılmadan şunu söyleyeyim. Şimdi bir yıllık imza kampanyamız şöyle yürüyecektir arkadaşlar. Bir, siz kendiniz cep telefonu üzerine olmuyor. Ben çok denedim, olmadı. Belki de farklı arkadaşlar yapabilir. Ama en azından daha kolay yolu bilgisayarı. Bilgisayarınız yoksa herhangi bir komşunuzun bilgisayarından ya da işte internet kafelerindeki bilgisayarcıya gidip e-devletten giriyorsunuz bilgilerinize. Orada işte Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu başlığını yazıyorsunuz. Karşınıza geliyor. Orada talep edersiniz. Neyi talep edersiniz? İşte TRT Zazaki'nin açılmasını talep edersiniz. Bir de Milli Eğitim Müfredatında Zazaca'nın lehçe yerine müstakil bir dil olması için talep edersiniz. O dilekçeniz bireysel olarak gider ve şimdiye kadar biz dilekçe verenlere cevap bile geldi. Devlet de size mecburi cevap veriyor. Böyle bir hakkınız var. Cevabınızı alırsınız. İki, partimizin düzenlemiş olduğu bir yıllık imza kampanyasına destek olursunuz. Nasıl olursunuz? Bir, bizi ararsınız ya da arkadaşlarımızı en gördüğünüz nerede görürseniz görün, onlardan şey alırsınız. İmza kampanyasının başlığı çıktısını alırsınız. Oraya imzalarınızı atarsınız. Böyle katılırsınız. Ya da işte partimiz illerde, ilçelerde, köylerde yapacağı çalışmalara katılırsınız. O arkadaşların getirmiş olduğu evraklara imza atarsınız. Ya da bireysel olarak kendiniz gidip bağlı bulunduğunuz, diyelim ki eğer ki ilçedeyseniz kaymakamlıkta, işte emniyette dilekçe kendi adınıza yazarsınız. Kendi adınıza bir dilekçe verirsiniz. Bir haftalık bir İmza kampanyası standını açarım falan meydanda da falan alanda falan sokakta falan yerde en işlek yeri talep edersiniz. Tarihini belirsiniz. Şu tarihten şu tarihe, örneğin ben Karakoçan'da falan meydanda bir haftalık saat 11 ile akşam 17 arasında imza kampanyası standını açarım. Bunu yapabilirsin bireysel olarak. Biz size hangi kolaylıklar sağlayabiliriz? Bizi ararsınız, bize yazarsınız. Biz size o imza kampanyasının örneğini göndeririz. Siz onu çoğaltıp kırtasiyede insanlarda imzalayabilirsiniz. Diğer bir şey, bizim partimiz bir yıl içerisinde yürüteceği bu çalışmalarda, diyelim ki Diyarbakır'da biz parti olarak izin aldık.
Bir stand açtık. Ofiste diyelim ki, örnek veriyorum. Bir haftalık ofiste imza kampanyası. Oraya gidip imza verirsiniz. Destek verirsiniz. O standa nöbet tutarsınız. O standa yer alan arkadaşlara destek olursunuz. Yanlarında görünürsünüz. Anlatabiliyor muyum? Yani yol yöntemi fazla. Örnek somut olarak ben bugün Ankara Valiliğine gittim. Dilekçemi verdim. Dedim ki ben işte şu tarih arasında aralığında şu saatten şu saate kadar bir hafta stand açmak istiyorum. İmza kampanya standını açmak istiyorum. Yani bunun gibi bir şey. Siz her biriniz, herkes bulunduğu her alanda bunları yapabilir. Bunları yapmanız için illa hem parti üyeniz, parti yöneticiniz, parti görevlisi olmanız gerekmiyor. Parti sadece halkımızın bu talebini görmüştür, tespit etmiştir ve bu yönde karar almıştır. Bunu resmileştirmiştir, pratikleştirmiştir. Bunu pratiğini, bunu daha doğrusu realde gerekliliğini yerine getirmek için her birinizin ayrı ayrı görevi, her birimizin ayrı ayrı görevi. Sadece partinin başlatmış olduğu, düzenlemiş olduğu bir imza kampanyasına partili bir avuç kadar sayısı olan parti kadroların yapacağı iş değil. Bu kadro, bu parti bu işe öncülük yapıyor, liderlik yapıyor, önderlik yapıyor. Siz her biriniz bu konuda kendinizi görevli görebilirsiniz, görevlisiniz, duyarlı olan herkes. İlem zaza olmanız gerekmiyor. Bir Türk olarak da bunu yapabilirsiniz. İnsani bir görevdir. Tarihi, kültürü ve dilin otantikliğiyle halen bugüne gelen Zazaca dili çok, gerçekten ama çok güzel bir dildir. Bu dili kaybedersek, bu dil yok olursa gerçekten insanlığın bir tarafı yok olacaktır. Bu dilde ilk yazılan Avesta kitabının yüzde kaçı dil bilimcilere göre bu dilde yazılmıştır. Mesela size somut bir örnek vereyim. Avesta'da Huma Zazaca'da Allah demektir. Yani somut örnek verdim. Yani bu dilde yazılmıştır deniliyor. Ki öyledir. Avesta kitabını okuyan Zazaca bilen her bir insan %80 bunu fark edeceği aşikardır. Dolayısıyla böyle bir dil, böyle bir gelenek, böyle bir kültür, böyle bir halk bin yıllardır biliyorsun bir dilin rakamları binlerce yılın ürünü olarak, binlerce yılın emeği olarak ancak şekil alır. Bunun devam etmesi için sizlerin de her birimizin de yapacağı çok fazla işlerin olduğunu söylemeye çalışıyoruz efendim. Ben böyle kısa özet bir bilgi vermek istedim. Bu yönü zaten partimizin web sayfasında gereken paylaşımlar oluyor. Partimizin üyeleri gerekli paylaşımları yapıyor. Bizler de yapıyoruz. Birçok sosyal ağda bunları yapıyoruz. Dediğim gibi ben Ankara'da merkezi olan bütün televizyonları ziyaret ettim bu geçen haftada. Yani bir hafta sadece bu görüşmelere gittim. Yani bütün isimlerini verdim. Tekrar etmeye gerek yok. Bütün bu televizyon merkezlerini ziyaret ettim. Gazete merkezlerini ziyaret ettim. Kimse bizi daha doğrusu bu çalışmayı haber yapmadı diye biz isyankar değiliz. Demek ki bizi birileri ya da bazı çevreleri ya da bir akıl bizim halk olarak örgütlememize taraf değildir. Tam tersine hem taraf değildir hem rahatsızdır. Hem istemiyordur. Bizim gücümüzü de görüyorlar. En iyisi böyle kalsınlar. Biz niye bunlara haber yapalım? Dolayısıyla siz güçlü değilseniz halk olarak bir meseleye sahip çıkmamışsanız kimseler sizi güçlü görmediği için muhatap da almıyor. Ama biz pes mi edeceğiz? Hayır. Biz en azından mücadelemize devam ediyoruz. En azından kararlılıkla bunu devam edeceğiz. En azından deriz ki yarın torunlarımız der ki, gelecek nesiller der ki, ya bizim atalarımız, dedelerimiz
Evet, çalıştı, mücadele etti ama başarmadılar. Ama başarmadılar. En azından çalıştılar. En azından bizim onurumuzla, en azından biz görev ve sorumluluklarımızı yerine getirerek, mücadele ederek bu işin, daha doğrusu davamızın başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. En azından bu sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. En azından gafillik yapmıyoruz. En azından yüzümüzü dönmüyoruz. En azından arkamızı dönmüyoruz. En azından zevk-ı sefalar peşinde olup bireysel olarak, aile çıkarı olarak kendimizi örgütleyip kendimizi kandırmıyoruz. Başarılı olsak da olmasak da bu inançlı, dava inanmış kadrolar zaten tarihe not düşmüştür. Ve mutlaka da başaracağız. Mutlaka er ya da geç başarmak zorundayız. Bizim halk olarak, Zaza halkı olarak elimiz temiz. Biz kimseye kavga içerisinde değiliz. Biz kimseyle kavgalar etmemişiz. Biz bu ülkenin gerçekten ama gerçekten, yani alışılagelmiş klişe bir söz kullanacağım da ama gerçekten öyle. Bu ülkenin barışının da gerçekten teminatıyız, çimentosuyuz yani. Bakınız, biz Zazalar bugün kendi coğrafyasında yaklaşık ortalama 1,5 milyonla 2 milyon arasında bir kitle kalmışız. Onun dışında 3,5 milyon biz Türkiye'nin diğer batı illerine, metropollerine dağılmışız. Dolayısıyla 1 milyondan fazla da Avrupa ülkelerine, diasporaya dağılmışız. Ve yaklaşık 2022 Türkiye Nüfus İdaresi'ne göre 6 milyon bir Zaza milleti tespiti vardır. Tabii ki bunun yarısı da kendisine Zaza görmüyordur ya da öyle görülmüyordur. Onu da biliyoruz. Hadi diyelim ki 10 milyonuz. Yani hadi 1 milyon olun. 1 milyon insan isterse, talep ederse, çalışırsa, hatta onun çeyreği bile çalışırsa, bırakın Türkiye'yi, dünyada yapmayacağı iş yoktur. Dolayısıyla biz bu duyarlılığı yaratmak için inisiyatif almışız, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Özet bir bilgi verdiğimi düşünüyorum. Bir sonraki sefere görüşmek umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her vakit o demşima veşbo şima selamet bir.